Herkese merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem görseli ve harika lezzetiyle davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Tadan herkesin çok beğendiği sürpriz köfte tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 750 gram küçük boy patatesi güzelce yıkayıp tencerenin içerisine alalım. Bakın bu şekilde oldukça küçük patateslerimiz. Üzerine geçecek kadar su ekleyip bir dolu tatlı kaşığı tuz ekleyerek patatesler yumuşayana dek yaklaşık 15-20 dakika kadar haşlanmaya bırakalım. Ve bu sırada köftemizi hazırlayalım. Yoğurma kabının içerisine bir adet orta boy kuru soğanı rendeleyelim. Üzerine yarım kilo kıyma, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar pul biber, karabiber ve kekik ekleyelim. Ve daha sonra harcımızı güzelce yoğuralım. Köfte harcımızı çok güzel yoğurmamız gerekli, pişme aşamasında çatlamalar olmasın diye. Patatesimizi hazırlayana dek köfte harcımızı buzdolabına kaldıralım. Haşlanmış patateslerimizi soyarak bir kasenin içerisine aldım. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekleyip karıştıralım. Daha sonra şekil verirken elimizi ara ara suyun içerisine batırabiliriz. Ben öncelikle köfteyi 10 eşit parçaya böldüm. Daha sonra bakın videoda gördüğünüz gibi ara ara elimi suya batırarak köftenin üzerine bastırarak açalım. Ve içerisine bir adet patates yerleştirip büzüştürerek kapatalım. Bakın büzüştürerek güzelce kapattım. Yine elimi ara ara suya batırarak etrafını güzelce düzeltelim. Ve yağlanmış yuvarlak büyük boy borcamın içerisine yerleştirelim. Bakın tekrar göstermek istiyorum sizlere. Elimi suya batırarak aynen poğaça hamuru açar gibi açalım. İçerisine bir adet patates yerleştirip parmaklarımızla büzüştürerek kapatalım. Kapatma işlemini dikkatlice güzelce yapalım ki pişme aşamasında çatlamalar olmasın. Ve tüm köftelerimizin şeklini verdikten sonra kenar kısımlara yerleştirdim. Ortada boş kalan kısma kalan patateslerimizi dökelim. Ayrı bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı su ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Köftelerin ve patateslerin üzerinden olacak şekilde her tarafına gezdirelim. Ben üzerini sivri biber ve çeri domatesle süslemek istedim. Siz isterseniz normal domatesi dilim dilim keserek de süsleyebilirsiniz. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fırının orta gözün bir ard rafına olacak şekilde yerleştirelim. Ve üzerine yağlı kağıt örtelim. İlk etapta 25 dakika kadar üzerinde yağlı kağıt örtülü şekilde pişirdim. Daha sonra yağlı kağıdı üzerinden alalım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar da üzeri kızarana dek üzeri açık olarak pişirelim. Yani yaklaşık toplamda 35 dakika kadar pişirmiş oldum.
Siz de kendi fırınınıza göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Ve fırından çıkan yemeğimiz servis için hazır. Üzerine kıyılmış maydanozla süsleyelim. Bakın videoda da gördüğünüz gibi hem görseli harika hem de lezzeti harika. Davet sofralarınızda mutlaka yapmanız gereken harika bir ana yemek. İçini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi gayet de güzel pişti. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.